Evet, selamlar herkese. Yeniden birlikteyiz. Şu anda bu bireysel emeklilik sözleşmemizle ilgili bu videoda sözleşmenin son durumunu ve mevcut fon dağılımımızın ne kadar getiri yaptığını Mayıs ayı içerisinde buna genel manada bakmak ve bireysel emeklilik anlamında da genel manada stratejik olarak konuşma adına bu videoyu çekmiş bulunuyorum. Dilerseniz öncesinde kanala bir bakalım. Evet, bildiğiniz gibi bizler bu kanalda bireysel emeklilik konuşuyoruz sadece. Hem otomatik katılım tarafında hem de gönüllü bireysel emeklilik sözleşmelerinizde nasıl bir fon değişikliği yapmanız gerekiyor, nasıl yaparsanız daha iyi verim alabilirsiniz, uzun vadede hep birlikte burada nasıl para biriktirebiliriz, hatırı sayılır rakamlara nasıl ulaşabiliriz, bunları konuşuyoruz. Ve bunları yaparken de son derece ayakları yere basan bir stratejiyle bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir günde uçalım kaçalım şeklinde değil, uzun vadeli bir yatırımla bireysel emeklilik sözleşmelerimizden maksimum verimi nasıl alabiliriz? Buna bakıyoruz. Eğer sizlerin de bir bireysel emeklilik sözleşmeniz varsa mutlaka bu kanala abone olmanızı tavsiye ederim. Bunun yanında bireysel emeklilik fonlarının günlük getirilerinde Instagram ve Twitter kanalından grafikler halinde günlük olarak paylaşıyoruz. En çok hangi fon getirdi şeklinde bu sayfaları da takip altına almanızı tavsiye ederim dedikten sonra konumuza geçelim. Bildiğiniz gibi daha önce de bu sözleşmeyi incelediğimizde 71 bin bandındaydı sanırım en son videoyu çektiğimizde. Şu anda 74.800 lira gözüküyor. Fakat bunu ben sanıyorum bu ay içerisinde 1.300 liralık bir katkı payı ödedim. Onunla birlikte bir artış oldu. Ve burada gördüğünüz gibi 23.280 lira ödemişim toplamda katkı payı olarak. 74.886 liraya gelmişiz. Hem birikim hem de devlet katkısı bazında. Burada 42.715 liralık bir yatırım getirimiz gözüküyor. Yani satın aldığımız bireysel emeklilik fonların artışlarından kalan para, yani kar ettiğim rakam bu. Ve devlet katkısı da bana yatırılan 6.177 liralık bir devlet katkısı yatırılmış. Bunları da devlet kendi belirlediği fonlarda değerlendirdikten sonra totalde bana 2.700 liralık bir getiri daha yapmış. Ve devlet katkım 8.890 liraya ulaşmış. Birikimimle topladığımda da şu anda 74.886 liralık bir portföye en azından bu sözleşme anlamında sahibim. Bu sözleşmeyi de 22 Eylül 2017 tarihinde oluşturduğumu, başladığımı, çok küçük bir rakamla başladığımı hatırlatayım. Çok büyük bir başarı elde edildiğini düşünmüyorum bu sözleşme özelinde. Ancak çok küçük rakamlarla yatırdığım için belli bir birikim en azından kenarda oldu. Tabii ki yüksek enflasyonla da birlikte bir anlamda paramız şu an biraz değer kaybetmiş vaziyette. Ama yatırdığımız toplam rakama bakarsanız 23 bin liradan 74 bin liraya çıkartabilmişiz. Bunu başarmışız. Peki bildiğiniz gibi biz seçimden önce bir fon değişikliği yapmıştık. Henüz o stratejiyi de koruyoruz bu sözleşmede. Ne yaptık ona bir bakalım. Şu anda sözleşmenin mevcut fon dağılımı %70 altından oluşuyor. %30 da Signa Sağlık Hayat Emekliliği'nin birinci hisse senedi emeklilik yatırım fonundan oluşuyor. Bu sözleşme gönüllü bir BES sözleşmesi, otomatik katılım değil. Biz daha önce hatırlarsınız seçimin hemen evvelinde %20'ye 80'lik bir oran vardı. %80'e altın, %20'ye hisse senedindeydik. Son güncellememiz seçimden önceki hafta hisse senedi pay piyasasını biraz artırmış haldeydik. Dolayısıyla %30'a artırdık çünkü seçimden sonra hisse senedi piyasasında bir artış bekliyorduk ve şu anda bu artış da böyle devam ediyor. O tarafı konuşmadan evvel Mayıs ayı içerisinde bu fon dağılımıyla ne elde edip etmediğimize bir bakalım isterseniz. Şimdi TEFAS'ta sadece 1 Mayıs'tan 1 Haziran'a bir sıralama yaptığımda bizim Signa Sağlık Hayat Emekliliği birinci hisse senedi fonu toplamda 30 işlem gününde yani 30 günlük süre sonunda
yüzde sadece 2,89 getirdi. O Mayıs ayı içerisinde bildiğiniz gibi seçimden dolayı inişli çıkışlı bir grafik olmuştu ve hisse senetlerinde de çok ciddi bir kazanç olmadı. Esasına bakarsanız Mayıs ayı içerisinde hiçbir fonda ciddi bir kazanç imkanı olmadı. 2,89'da kaldık. Ama Haziran ayı itibariyle seçim geride kaldıktan sonra şu anda gayet iyi gidiyor. Onu da önümüzdeki günlerde yeniden değerlendireceğiz. Hisse senedi piyasasında büyük hareket var. Özellikle bu videoyu çektiğim 5 Haziran gününde neredeyse bütün kağıtlarımız tavan olmuştu. Bunlar da bizim hisse senetlerine yansıyacaktır. Diğer taraftan bir altın fonumuz var. Orada büyük bir artış bekliyorduk. Açıkçası Mayıs ayı içerisinde orada da umduğumuzu bulamadık ama dediğim gibi bu strateji tamamen seçim sonrası stratejisiydi. 19.70'lerden başlayan bir döviz şu anda 21 liranın üstüne gelmiş durumda ve artış yapmaya da devam edeceğini öngörüyoruz. 1,94 bir getiri olmuş altın fonunda. Altının da yukarıya hareket edeceğini ben düşünüyorum. Hem dövizden dolayı, döviz kurunun yukarıya gitmesinden dolayı hem de altının ons fiyatının uzun vadede artacağını düşündüğümden bu şekilde bir beklentimiz var. Açıkçası Mayıs ayında herhangi bir umduğumuz şekilde artış bulamadık ama Haziran ayının girmesiyle birlikte de şu an için yüz güldürecek sonuçlar çıkacak gibi duruyor. Ben bu sözleşmedeki bu portföy dağılımını korumaya devam edeceğim belli bir süre daha. Çünkü dövizin de artışına devam edeceğinden dolayı altının da uzun vadede artacağını düşünüyorum. Fakat bir taraftan hisse senedi piyasasında da bu rüzgarı kaçırmamak adına bir miktar hisse senedi bulundurmak mantıklı olacaktı. Onu %30 şeklinde yaptık. Belki %40'lara çıkılabilirmiş. Açıkçası Haziran ayında özellikle Mehmet Şimşek'in gelmesi haberiyle birlikte ciddi bir rüzgar başladı ama bu rüzgar ne kadar sürer bilemiyoruz. Muhtemel faiz artırımlarıyla birlikte hisse senedi piyasasındaki bu rüzgar yavaşlayacaktır. Durmasa bile yavaşlayacağını düşünüyorum. Sizler tabii ne şekilde şu anda fon dağılımlarınız bazı arkadaşlar paylaşıyor videonun altında. Lütfen sizler de paylaşmaya devam edin. Hep birlikte bunu konuşalım, derinleşelim bu konuda ve maksimum verimi elde etmeye çalışalım. Açıkçası şu anda dövize endeksli fonlar mutlaka bu yıl içerisinde ciddi getiriler bırakacak gibi duruyor. Hem yabancı hisse senedi fonlarına, yabancı dış borçlanma araçlarına, Eurobondlara yatırım yapan fonlar, altın fonları mutlaka getiri elde edecek ama şunu da söylemek lazım. Henüz sözleşmenizde daha önünüzde uzun süreler varsa 10 yıllar, 15 yıllar, 20 yıllar mutlaka hisse senedi sepetimizde olmalı belli bir miktarda ve düzgün bir fonda hisse senedi tutmak mantıklı olacaktır. Uzun vadede bu işin sırrı hem hisse senedinde hem de altın fonlarında gibi duruyor. Gerçekten ciddi getiriler elde etmişler. Buna bakmıştık 20 yıllık bir perspektifte neler olduğuna. Tabii ki dönemsel olarak bazen bazı fonlar ortaya çıkacaktır ve biz de bunlardan yararlanmaya devam edeceğiz. Fakat orta ve uzun vadede hisse senedi fonlarından ve altın fonlarından şaşılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii bir taraftan da mümkün olduğu ölçüde kendimizi canımızı sıkmayacak ölçüde katkı paylarımızı ödemeye devam edeceğiz. Önemli olan burada uzun vadeli birikim perspektifiyle bakabilmek, sözleşmelerimizin yıllarını uzatabilmek. Bakın ben şu anda bu sözleşmede 6. yıla giriyorum. Önemli olan sözleşmenin yılı da bir taraftan çok önemli. Çünkü devlet katkısını da ona göre alacağız. 10. yıldan sonra %60'ını hak etmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu büyük bir avantaj bizler için. Tabii ki devlet katkısından da maksimum yararlanmak adına yatırabileceğimiz askeri ücretin brüt askeri ücret bandında maksimumunu
yatırmamız gerekiyor. Bunu zaten sonraki videolarda konuşacağız. Özellikle yıl sonuna doğru, Kasım, Aralık gibi yıl bitmeden eğer gücümüz varsa, maddi imkanımız varsa maksimum devlet katkısını alabilmek için maksimum bir şekilde katkı paylarımızı ödemeye çalışacağız. Bu bireysel emeklilik planı kesinlikle 2 günlük, 3 günlük, 1 yıllık, 2 yıllık bir yatırım planı değil, uzun vadeli. Buraya yatırabildiğimiz kadar parayı yatıracağız. Asıl yatırımlarımızı tabii ki kalan paramızı farklı fonlarda, hisse senetlerinde dışarıda değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ama bu plana sadık kalalım ve bunları sürdürmeye devam edelim. Hep birlikte inşallah daha yüksek rakamlara BES sözleşmelerimizde ulaşalım istiyoruz. Şimdilik bu kadardı. Hepinize teşekkürler.